Değerli basın emekçileri, hepinizi selamlıyorum saygıyla. Basın toplantımıza bu haftanın, aslında son üç haftanın en yakıcı, en ağır sorunu ile başlıyorum. Okullar 9 Eylül'de açıldı. Okullar açılırken, açılmadan önce yine bu kürsüden ve sesimizi duyurabileceğimiz her yerden okullar açılırken temizlik görevlisi ihtiyacı olacağını, temizlik görevli sayımızın yetersiz olduğunu, okullarda temizlik sorunu yaşanacağını, bu konuda mutlaka önlem alınması gerektiğini söylemiştik. Ve maalesef, maalesef yine haklı çıktık. Üç hafta oldu. Üç haftadır okullarımız pislik içerisinde. velilerimiz feryat ediyor. Öğrencilerimiz salgın hastalıktan korkuyor. Ve tüm Türkiye olarak çocuklarımızı nasıl böyle sağlıksız ortamlara bıraktığımızı tartışıyoruz, acıyla izliyoruz. Geleceğimizi, çocuklarımızı pislik içerisindeki okullarda temizlenmeyen tıkanmış tuvaletlere mahkum ediyoruz. Çocuklarımız tuvaletlerde tuvalet kağıdı ve sabun dahi bulamıyorlar. Bunun böyle olacağı belliydi ama duymak görmek istemediler. Onların derdi başka. Onlar koltuklarının derdindeler. Onlar iktidarını sürdürmenin derdindeler. Onlar zenginleşmenin ve yandaşları zengin etmenin peşindeler. Onlar gerici, çağ dışı bir eğitim modelini öğrencilerimize dayatmanın peşindeler. Ama çocuklarımızın böylesine hijyenik olmayan ortamlarda okumasından asla rahatsız olmuyorlar. Değerli arkadaşlar, bu üç haftada nihayet akılları başlarına geldi. 30 bin temizlik görevlisi alacaklarmış. Be mübarekler. Bunu yapacaktınız. Yaz döneminde yapsaydınız da bunca rezilliği bu çocuklara reva görmeseydiniz daha iyi değil miydi? Bu 30 bin kişiyi madem olanak vardı, siz de görüyorsunuz ihtiyaç olduğunu. Niye bugüne kadar almadınız? Bunun sorumlusu siz değil misiniz? Bakın hastalıklar kol geziyor, salgın hastalıklar ortada. Rakamları baskılıyorsunuz biliyoruz. Siz rakamlarla oynama ustasısınız. Nasıl pandemide gerçek sayıların onda birini açıkladınız? Bugün ben soruyorum Sağlık Bakanı'na okullarda çocuklarımızdaki hepatit A sıklığı ne kadardır? Çünkü hepatit A gerçekten de hijyenik olmayan ortamlarda çocuklar arasında hızla yayılır ve son derece ciddi bir hastalıktır. Ve hepatit A'nın şu anda hangi seviyede olduğunu bilmek istiyoruz. Açıklanmasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar... Cumhuriyet Halk Partili belediyeler elbette ki böyle bir sorun var iken buna sessiz kalamazlardı ve duruma her zaman olduğu gibi müdahale ettiler. Vatandaşın her zaman yanında olan, bütün olanaklarını seferber edip vatandaşın derdini çözmeye çalışan belediyelerimiz bu seferde okulları siz temizleyemiyorsanız biz temizleriz, biz yavrularımızı o kirli tuvaletlere mahkum etmeyiz dediler. Ama sonuçta Okul müdürleri belediyeleri aradılar. Bakın Ankara rakamını veriyorum size. 925 okul diyor ki belediyeye, büyükşehir belediyemize bana temizlik malzemesi ver. 276 okulda mümkünse gelin temizleyin. Temizlik malzemesi verseniz bile benim bunu kullandıracağım. Temizlik görevlim yok diyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bunu fark eder, fark etmez. Çocuklarımızı o pislik içerisinde bırakmak Bırakmaktan çekinmiyorlar, bırakmak pahasına tutuyorlar, bunu engelliyorlar. Engellediler değerli arkadaşlar. 113 okul talebini geri çekiyor. Yani benim okulum kirli, temizlik malzemesi bulamıyorum, gelin temizleyin diyen okulların 113 tanesi baskı sonucunda talebini geri çekiyor. Sonuç sonuç çocuklarımız yine pislik içerisindeki okullarda, pislik içerisindeki tuvaletlerde kalmak zorunda kalıyorlar. Sizin çocuğunuz özel kolejlerde rahat ama siz baskı yaparak, eldeki olanakları bile kullandırtmayarak partizanlık yapıyorsunuz ama bunun bedelini küçücük yavrularımız ödüyor. Bugüne kadar hafta sonu itibariyle Ankara'da için söylüyorum, 48 okulumuzun temizliği yapıldı. Bundan sonra da bütün belediyelerimiz... Milli eğitimin yetişemediği, yapamadığı talep gelen her yerde bu talebi karşılamaya hazırdır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler her zaman olduğu gibi görevinin başındadır. Ama değerli arkadaşlar bir şeyin altını çizmek isterim. Yıllarca iftira attılar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere çöp, çukur, çamur siyaseti dediler. Bunlar ancak çöp, çukur, çamurdan anlar dediler. Ama şimdi her gün binlerce tuvalet resmi geliyor, tuvaletlerin durumu ortada. Şimdi biz size ona uygun bir sıfat kullanalım mı? Bu olacak iş mi? Bakın siz başkalarına iftira atacağınıza görevinizi yapın. Devleti siz yönetiyorsunuz ve okulları bir an evvel temizleyin. Hiç olmazsa çıkın özür dileyin. Bu gecikmeden dolayı, bu eksiklikten dolayı özür dileyin ve durumu ciddiye aldığınızı en azından hissettirin. Değerli arkadaşlar hafta sonu Türkiye'nin gündemine bir uluslararası silah fuarı düştü. Azerbaycan'da bir uluslararası silah fuarı yapıldı. ADEX 24 adı altında bir fuar bu. Beşincisi yapıldı ve buraya da 50'nin üzerinde Türk firması katıldı. Buraya kadar her şey olabilecek durumda. Ama değerli arkadaşlar bakın Türkiye'nin bu fuara katılımı son derece üst seviyede. Milli Savunma Bakanlığı'nın forsu kullanıldı. Oradaki kliplerde yani İsrail Savunma Bakanı, İsrailli askerler, Azerbaycanlı yetkililerle bizim yetkililerimiz ortak pozlar verdiler. Kliplerde kullanıldı bunlar. Yani Türkiye ile İsrail ordusu arasında birebir dayanışma görüntüsü verildi. Bu utanılacak bir durumdur. Ve değerli arkadaşlar, biz bunu söylediğimizde diyorlar ki bu olağandır. Biz silah üreticisi bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz bu fuara katılırız. Katılmakta durumundayız. İsrail de katılıyorsa katılsın. Ne yapalım diyorlar. Ama gerçek bu değil arkadaşlar. Katılırsınız ama on binlerce Gazze'liği Gazze'de, üç bin üzerindeki Lübnanlıyı Lübnan'da katleden, katliama devam eden, ve katliamlara devam edeceğim diyen bir ülke ile böylesine el ele, böylesine omuz omuza görüntü vermek olacak iş değildir. Ama siz orada kalmadınız. Bunun devamı var. Bakın bu o fuarın toplantının resmi. Burada altın sponsorları gösteriyor. Altın sponsorlar. Birisi Baykar. Bunu biliyoruz, tanıyoruz. Cumhurbaşkanının damadının şirketi. Bu Baykar. Peki bu A, I, A, I yani AYI denen nedir diye baktığınızda İngilizcesi İsrail Aerospace Industries. Yani İsrail Uzay ve Havacılık Endüstrileri. İşte bakın siz busunuz. Siz böylesine İsrail'e yan yanasınız, el elesiniz. Ve Sizler Gazze'deki katliam başladıktan sonra aylarca ticarete devam ettiniz. Gazze'li çocukların kafasına düşen bombanın da ham götürdünüz. Onu taşıyan uçağın benzinli de götürdünüz. Oraya tel örgü malzemesi de götürdünüz. Çelik de götürdünüz. Para getiren her şeyi yaptınız. Aylarca sakladınız, gizlediniz, yok dediniz. Sonra da utanmadan artık yapmıyoruz dediniz. Ama biz sizin yapmaya devam ettiğinizi, paravan şirketler üzerinden sahte ülke adresleri kullanarak, sahte olmayan deniz trafikleri üzerinden gizlediğinizi ve ticarete devam ettiğinizi biliyoruz. Peki bu ne? İsrail savaş uçaklarını yapan, İsrail bombalarını yapan firma ile yan yana altın sponsor olmuşsunuz. Yani siz utanmıyorsunuz, sıkılmıyorsunuz. Türkiye'de Starbucks'ı protesto ediyorsunuz. Türkiye'de İsrail'e her şeyi söylüyorsunuz. Gözyaşı döküyorsunuz güya ama İsrail'i destekleyecek her şeyi yapıyorsunuz. Buna buna kurtla yiyip kuzu ile ağlaşmak denir. Sizin yaptığınız her defasında Türkiye içinde İsrail karşıtı gibi görünmek ama verilebilecek her türlü desteği de İsrail'e vermektir. Bu iki yüzülüğünüzü teşhir ediyoruz ve buradan birazcık utanma duygusu çıkartmanızı bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, bakın yine aynı fuardan resimler. Bu bu İsraillilerle böylese yan yana gelmenin kabul edilebilir bir tarafı yok değerli arkadaşlar. Yine utanacağımız, utandığımız, yüzümüzün kızaracağı ve göz göre göre gelen bir gelişme ile devam etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Narin Güran minicik bedenini 19 gün sonra bir dere yatağında bulduğumuz ve bir aile içi cinayete kurban gittiğini bildiğimiz ama katillerini bir türlü bulamadığımız bir kurban maalesef. Türkiye büyük acı çekti, büyük üzüntü yaşadı ve büyük de bir utanç içerisindeyiz. Ama biz bu kürsüden de her yerden de şunu söyledik. Geç kalıyorsunuz. Bir an evvel aileyi konuşturun. Köyde toplasanız 100 kişi yaşıyor. Ailenin kim olduğu belli. 10 tane evin olduğu bir köyden bahsediyoruz. 8 yaşında bir çocuk kayıp. Bu çocuğum bulmak için bu kişilerin konuşturulması lazım. Ama bu yapılmadı. Bir tek onlar konuşmadı değil. Bölge milletvekili Galip Ensarioğlu biliyorum anlatamam dedi. Ve normalde bütün yetkililerin birinci, ikinci günden sonra çözmüş olması gereken bir olay çözülmedi. Çözülemedi demiyoruz. Çözülmedi. Ne beklendi? Çok ifade ettik. Delillerin kararması beklendi. Çünkü biliyorlardı ki Nari'nin bedenini dere yatağına koymuşlardı. Ve biliyorlardı ki Katile ait bütün deliller orada toprağa ve suya karışıp gidecekti. Biz buradan geç kalıyorsunuz dedikçe beklediler, beklediler, beklediler. 19. gün bedenine ulaştılar güya ve adli tıp raporu geliyor ki 91 örnek alınmış. 91'in 91'inde de başka bir DNA'ya rastlanmamış. Değerli arkadaşlar bu bu cinayete ortaklık etmektir. Bu durum koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerinin hangileri bilmiyorum. İçişleri İş Bakanı kendisi ise kendisi. Kendisi değilse teftiş kurulunu harekete geçirsin. Kim bunları yaptıysa ortaya çıkarsın. Yetkililerin bir kısmı bu cinayete ortaktır. Bu cinayete yardım ve yataklık yapmıştır. Bu cinayeti bekleterek, sanıkları konuşturmayarak aileyi çözmeyerek, görevini eksik yaparak, 19 gün bekleyerek delillerin kaybolmasına sebep olmuştur ve katillerin kurtulmasının önünü açmıştır. Bu cinayette elimizde hiçbir şey yok şu anda delil olarak. Bir tek tanık ifadeleri. E tanık ifadeleri maşallah Dallas gibi. Ne olduğunu bilemiyorsunuz. Herkes birbirini suçluyor. Herkes birbirini koruyor. Bir anlaşma var belli ki. Ve sonuçta elinizde DNA örneği de yok. Delil yok. Şimdi Birkaç yıl sonra göstermelik süreçlerden sonra mahkeme delil yetersizliğinden sanıkları serbest bırakacak ve o zaman Türkiye yine ağlamaya devam edecek. Ama bugünden söylüyoruz. İçişleri Bakanından başlamak üzere burada görevini yapmayan, geç yapan, eksik yapan herkes bu cinayetin ortağıdır. Yardım ve yataklık yapmaktan suçlusudur. Değerli arkadaşlar, Bölge Milletvekili Salim Ensarioğlu bu cinayetle ilgili bazı şeyler bildiğini ama aileyi tanıdığını, her şeyi söyleyemeyeceğini söylemişti. Üçüncü veya dördüncü gündü Nari'nin kaybolmasında. Aslında bundan dolayı da çağrılıp niye bildiklerini söylemediğini, bildiklerini söylememenin suç olduğunu, tanıklık yapmamanın suç olduğunu ona iletmek ve onun ifadesini almak gerekirdi ama kendisi tabii bir iktidar partisi milletvekili olmanın rahatını yaşıyor. Sadece kendisi değil, damadı da yaşıyor. Damadı kripto para ve internet dolandırıcılığından gözaltına alınıyor ve 24 saatte serbest bırakılıyor. MASAK raporu isteyelim diyorlar, ona bile gerek yok. Beyefendiye soruyorlar, benim müdahale etmeme gerek kalmadı diyor. Sonuç olarak Türkiye'de katil, Türkiye'de düşüncesini açıklayanlar, Twitter'dan tweet atanlar, sokak röportajında röportaj verenler, bilim insanları, düşün insanları, iktidarın hoşlanmayacağı tek bir cümleyi söyleyenler sadece göz altında haftalarca tutulurken bu kişi 24 saatte hangi nüfus kullanılarak serbest bırakılmıştır? Üstelik bu suç ağır cezalık bir suçtur. Ağır cezalık olması dolayısıyla, katalog suçlardan olması dolayısıyla, delillerin karartılması, riski ihtimali olması dolayısıyla tutukluluğun şart olduğu bir suçtur üstelik bu. Buna rağmen bu kişi kayınpederi sayesinde serbest bırakılmış mıdır, bırakılmamış mıdır? Bunun mutlaka ortaya çıkarılması lazım. Bunun da takipçisi olacağımızı açıklıkla ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye maalesef okullarını, okulların tuvaletini temizleyemeyen bir ülke ama Cumhurbaşkanı'nın beş uçakla Amerika'ya uçak konvoyu yaptığı bir ülke. Cumhurbaşkanı son derece lüks şatafat içerisinde yaşarken kendisi en son açıklamasında önünde, önümüzde üç buçuk yıl altın değerinde yıl olduğunu, üç buçuk yılda dişimizi sıkmayı başarabilirsek rahat edeceğimizi söyledi. Sayın Erdoğan, biz size alıştık. Sizin bu umut vadeden sözlerinize, bu sahte umutlarınıza alıştık. Altı ayda bir, yılda bir çıkarsınız, altı ay sonra rahatlıyoruz. Bir yıl sonra rahatlıyoruz. Hiç merak etmeyin. Sonuç almaya başladık. Önümüz açık. Ekonomi fırlayacak çıkışa geçtik dersiniz ama olan vatandaşa olur, olan milyonlara olur. Bu ülkede insanlar yoksulluk içerisinde, açlık içerisinde çırpınıyorlar ama siz bunları görmek yerine önünüzdeki bir buçuk, üç buçuk yıllık altın dönemi önemsediğinizi söylüyorsunuz. Bu üç buçuk yıllık dönem sizin için altın değerinde olabilir. Gerçekten bu üç buçuk yılda servetinize servet mi katarsınız? devlet kadrolarını daha çok mu yandaşlarınıza peşkeş çekersiniz? Yandaşlarınıza daha çok mu ihale verirsiniz? Daha mı çok zenginleşirsiniz? Veya kimi dosyalardaki delilleri mi karartırsınız bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Siz bir buçuk yıldır geldiğiniz günden beri işçinin cebinden her ay iki gram altın çaldınız. Her ay iki gram. Bir buçuk yıl önce seçim yapıldığında, sadece bu bir buçuk yılı söylüyorum. 2002'ye gitsek daha fazla. Bu bir buçuk yılda siz geldiğiniz günde asgari ücretle 8 gram altın alınıyordu. Bugün asgari ücretle ancak 6 gram altın alınabiliyor. Siz her ay işçinin cebinden, vatandaşın cebinden 2 gram altın çaldınız. Önümüzde bir bu, üç buçuk yıl var diyorsunuz. Baktığımızda 42 ay yapıyor. Bu 42 ay içinde 2 gram dersek siz her bir kişiden her bir kişiden 84 gram altın alacaksınız cebinden çalacaksınız. Siz bunun hesabını yapıyorsunuz. Bu sizin için altın değerinde doğru. İşçinin cebinden, emeklinin cebinden, memurun cebinden bu 3,5 yılda 84 gram altın çalacaksınız. Siz bunun için bu üç buçuk yıla altın dönem diyorsunuz ama bu işçi için, emekli için, yoksullar için hiç de altın dönem değil, karanlık bir dönem. Size bırakın üç buçuk yılı, üç buçuk gün dayanacak hali bile kalmadı vatandaşın. Rakamları vereyim. Bir buçuk yıl önce geldiğinizde resmi enflasyon 139 buçuk. Şimdi yüzde elli. Ama yüzde elli değil gerçekte. Bakın rakamlara bakın. Benzin 19 liraymış geldiğinizde bir buçuk yıl önce. Şimdi 44 lira. 1 dolar 19 liraymış şimdi 34 lira. Bir simit 7,5 liraydı şimdi 15 lira. Bir kilo kıyma 350 liraydı şimdi 700 lira. Dolayısıyla siz bu bir buçuk yılda bütün fiyatları ikiye katladınız. Gerçek enflasyon %60-70'leri buldu. Bir buçuk yıllık enflasyon %100'ün üzerinde. Ve siz hala dönüp vatandaşa bütün bunlar olmamış gibi tekrar bana üç buçuk yıl verin, seçimde yapmayın, seçimde yapmayalım, emin olun sonunda altına kavuşacağız diyorsunuz. Yapmayın Sayın Erdoğan, inandırıcılığınız kalmadı. Değerli arkadaşlar, hal böyleyken, vatandaşımız böylesine yoksulluk içerisindeyken ve Türkiye'yi yönetenler, bu vurdum duymazlıklarına devam ederken Türkiye'de maalesef Cumhurbaşkanı'nın halkın arasına karışma olanağı kalmamıştır. Seçilmiş topluluklara, seçilmiş kalabalıklara, seçilmiş sokaklara girmekten başka ve bir koruma ordusuyla yüzlerce aracın eşlik ettiği konvoylarla girmekten başka çaresi kalmamıştır. Ve en son bunun bir örneğini de basketbol maçında gördük. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda maç yapıldı. Ve daha önce Abdi İpekçi spor salonu olan spor salonunun adı değiştirildi. Basketbol gelişim merkezi yapıldı. Ve orada yapılan maça da biletli değil biletsiz insanlar alındı, seyirciler alındı. Yani Tayyip Erdoğan'ı üzmeyecek, onun hoşuna gidecek onu üzecek sloganlar atmayacak, onu protesto etmeyecek, özene bezene seçilmiş kişiler stadyuma dolduruldu. Niye? Çünkü vatandaş gelse, kendiliğinden bilet alanlar gelmiş olsa protesto edilecek. Nereden biliyoruz? Çünkü bakın 2011'de Galatasaray Stadyumu'nda ıslıklandı, yuhalandı, kalktı gitti. Sonrasında 2016'da Beşiktaş Stadının açılışında o riski göze almamak için seyircisiz oynattılar protokol maçını. Seyircisiz, seyirci içeri almadılar. Bu sefer de yeni bir formül bulmuşlar. Seyirciye bilet satmayalım, bizimkileri dolduralım. Ve o şekilde ıslıklanmaktan, protesto edilmekten kurtulan bir cumhurbaşkanı. Ve sonuç olarak bakın bir hesap yapın. Ortalama 10 bin kişi gelmiş olsa 500 liradan bir bilet satılacak olsa 5 milyon liralık bir gelir kaybeder. 5 milyon lira. Soruyorum bu 5 milyon lirayla kaç tane tuvaleti temizleyebilirdik arkadaşlar? Sadece bu 5 milyon lirayla. Ama beyefendi ıslık duymasın diye, beyefendi o gün protesto edilmesin diye, beyefendi rahatsız olmasın diye bu 5 milyon liradan bir çırpıda vazgeçtiler. Yeter ki beyefendi mutlu olsun. Bir de değerli arkadaşlar tarihimizi, tarihimizdeki önemli figürleri böylesine küçük oyunlarla yeni açıyormuş gibi eski tesisleri açar, açarak onları tarihten silmeye kalkmayı da asla kabul etmiyoruz. Bakın bugün siz bunları siliyorsunuz, yarın başkaları gelir, sizinkileri siler. Bu doğru bir şey değil. Abdi İpekçi basın tarihine geçmiş, basında duayenleşmiş ve bir e, ve katledilmiş bir kişidir. Dolayısıyla onun isminin yaşatılması hem basın özgürlüğü açısından hem de teröre kurban verdiğimiz bir kişinin anılması açısından son derece değerlidir. Ama ismi değiştiriliyor. Efendim basketbol gelişim merkezi. Zaten ne olabilirdi ki? Yani orada basketbol maçı yapılacak, basketbol gelişecek. Yani buna gerçekten bir isim vermek gerekirse Abdi Pekçi isminin nesi var? Nesinden rahatsız oluyorsunuz? Ve bu daha önceki örneklerinde gördüğümüz gibi İnönü'den, Atatürk'ten, Abdi Pekçi'den, Türkan Saylan'dan ve bunun gibi beğenmedikleri, hoşlanmadıkları herkesin isminden kurtulma girişimidir. Bunu da reddediyoruz. Değerli arkadaşlar, çok kısaca şu anda Sincan'da görülmekte olan Sinan Ateş davası ile ilgili küçük bir bilgiyi tekrar kamuoyunun gündemine getirmekte yarar görüyorum. Duruşma görülüyor. Ama duruşma eksik görülüyor. Eksik bir iddianame var. Ayşe Ateş yani Sinan Ateş'in eşi daha önce de söylemişti, bugün de söyledi. Sinan Ateş'in katilleri yargılanmıyor. Orada iki tane torbacı yargılanıyor. O tetiği çeken torbacı yargılanıyor. Ama o tetikçiyi azmettiren, o tetikçiyi saklayan, o tetikçiyi koruyan ve o tetikçiye o talimatı gönderenler bu dosyanın dışındalar. 17 kişi var, dosyaları ayrıldı. Anlıyoruz ki onlarla ilgili yurt dışı çıkış yasağı dışında şu ana kadar bir işlem yapılmadı. Bu 17 kişi içerisinde Olcay Kılavuz var. Olcay Kılavuz kim? Tolga Han Demirbaş'ın yani cinayetin birinci derecedeki azmettiricisinin evinde tutuklandığı iddia edilen ama kendisinin de benim evimin önde tutuklandı dediği kişi. Ama iki ayrı polis tutanağı var. Birinci polis tutanağına göre Tolga Han Demirbaş Olcay Kılavuz'un evinde. Dolayısıyla Olcay Kılavuz burada birinci dereceden şüphelidir. Ama bu iddianamede yok. Kendisi söylüyor. Savcı çağırsın, bütün bildiklerimi anlatacağım diyor. Niye çağrılmıyor? Bu kadar bu cinayetin içine girmiş. Ve konuşmaya hazırım diyor. Bu kişiyi savcının çağıracak cesareti yok. Sayın savcı kimden korkuyorsunuz? Semih Yalçın'dan mı korkuyorsunuz? İzzet Ulvi Yönter'den mi korkuyorsunuz? Yoksa ülke ocaklarındaki çöreklenmiş kimi odakların rahat olmasından mı korkuyorsunuz? Bakın bu cinayet, bu cinayet ülke ocaklarına mal edilemez. Ülke ocaklarına mal edilmemelidir. Ama ülke ocakları içerisindeki kimi odaklar? Bu cinayetle birebir ilişki içerisindedir ve bu cinayetin çözülmediği her gün maalesef Türk yargısı da kanamaktadır, ülke ocakları da ağır bir töhmet altında kalmaktadır. 17 kişiden bazı isimler, bakın eski genel başkan Ahmet Yiğit Yıldırım, genel başkan yardımcısı Burak Kılıç, Ankara il başkanı Ömer Şanlı, çubuk ilçe başkanı, ocak başkanı, bakın böyle gidiyor liste. Dolayısıyla. Bu 17 kişi yargılanmadan, mahkemeye çağrılmadan, ayrıntılı sorgulanmadan bu mahkeme bitemez. Bu mahkeme ile adalet yerini bulamaz ve Sinan Ateş'in kanı yerde kalmaya devam eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru varsa alayım. Teşekkür ederim arkadaşlar.